Herkese kolay gelsin değerli arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Akvaryumun son haline bakacağız bugün. Gördüğünüz gibi balıklarımız hızla büyümeye devam ediyor. Bu arada yunuslarımızı da sattık. Birazdan almaya gelecekler. Yunuslarımız gidici. Birazdan çıkaracağız. Birazdan da burada ağız dolu balığımız var, onu kusturacağız. 3 tane mavi prensesimiz var burada ama bakın çenesinin altı siyahladı da iyice. Yani yavrular oluştu demek. Diğer mavi prensesimizin de aynı öyle. Birazdan oluşan yavruları kusturacağız. Frontozamız burada arkadaşlar. Bunu buraya aldık. Bu kısma ufak diyor bazı arkadaşlar ama o kadar ufak değil yani burası. İki frontoza için ideal yani. Burada çiftleşmesi için koydum buraya. Diğer balıklarımız da burada. Ağız dolu sarı prensesimiz var burada da. Avratuslarımız da hızlıca büyüyorlar bakın. Bayağı bir kendilerine geldiler burada. Evet, diğer balıklarımız da burada. Kedi balığını da buraya aldım. Baş belası kedi balığı. Durmuyor yerinde. Hiç enerjisi de tükenmiyor. Frontozalarımız burada. Yaşayan kayalarımız burada. Buradaki mavi prenseslerimiz de bakalım. Evet, görünüyorlar bakın burada. Burada büyümeyi aldık. Tekrar bu tarafta var yine mavi prensesimiz. Bakın arkadaşlar. Akvaryum suyuna dikkat ederseniz gerçekten çok berrak yani. Yani genellikle dip çekimi yapmıyorum bayağıdır. Sadece su ilave ediyorum. Şöyle azaldığı zaman su ilave ediyorum. Burada Monera filtrenin çok etkisi var. Gerçekten. Yani adamlar yapmış valla. Ayda bir Monera filtreyi temizliyorum zaten. İçinde bayağı bir pislik çıkıyor. Onda zaten Monera temizleme videolarımda görmüşsünüzdür. Bakın su temiz. Burası da aynen öyle. Burada da Monera var. Gördüğünüz gibi. Bu da bayağı berrak. Bunda biraz sararma var suda. Çünkü bunda sadece pipo filtre var. Pipo filtrenin de temizlenmesi lazım. İyice kirlenmesini bekliyorum şöyle. Maalesef temizlemek istemiyorum. Bayağı kirlendi bu da. Buna dip çekimi yapabiliriz. Nasıl olsa kum yok bunda. Burada büyük balıklar olduğu için dip çekimi yapılabilir. Evet. Yani şöyle izlemek gerçekten çok keyifli yani. Bazı arkadaşlar beğenmese de yani herkesin kendi bir göz zevki var. Bütçesine göre tasarımı var. O yüzden biraz da eleştirirken dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu arada yerim kısıtlı zaten. Bir odada 3 tane bu akvaryum var. Biraz farklı türlerim var, çeşitlerim çok biraz. O yüzden ancak bu şekilde yapabiliyorum yani.
Yani yeri müsait olmuş olsa iki tane daha tank koyabilirim. Bazı mesela türleri, mesela frontozaları sırf ayrı bir tanka alabilirim ama yani yer imkanı kısıtlı olduğu için bu şekilde yapıyorum. O da mecbur. Zaten takipçilerim biliyor bunu. Evet, birazdan yunusları satacağız. Gelecek arkadaş. Onları da çıkaracağız. Evet arkadaşlar. Yunus balığımızı arkadaşımıza, neydi ismi? Rasim abimize şöyle göstereyim. Oğluyla beraber gelmiş. Yunus balığı, bir de kedi hayırlı balığımızı olsun verdik. Güle güle akvaryuma koysunlar. Evet değerli arkadaşlar. Yunuslarımızı Rasim abimize sattık. Sahibinden.com'daki ilanımızı görmüş. Biz de takip ediyormuş YouTube'dan. Bu arada kedi balığımız da gördü. Onu da verdik. Kedi balığımız da gitti. İzleyen arkadaşlar, videoyu beğenirse sevinirim. Beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Herkes değişik ciklet türleri tavsiye ediyor. Bazıları da kızıyor çok çeşit balığımız var diye. Bakalım. Ya bir tank daha kuracağız. Ya da buradakileri sattıktan sonra buraya bir tür daha alacağım ama lepistes beslemek istiyorum aslında. Molly, lepistes. Bu akvaryumu şöyle canlı bitki koyup lepistes düşünüyorum. Şöyle şurayı lepistes doldurmayı düşünüyorum. Bakalım. Zaman ne gösterecek arkadaşlar? Bu arada balıklarımız da gerçekten capcanlı. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.